Herkese merhabalar. Bu hafta Perspektif'te yepyeni bir konuyla yeniden sizlerleyiz. Bu hafta etkileme sanatı hakkında konuşacağız. Buyurun hocam. Dostlarım merhaba. Etki kelimesi çok ilginç değil mi? Etkilemek, etkilenmek sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. Evet, insanları etkileyebilmek. Çevremizdeki insanları olumlu yönde motive edebilmek. Onlara gidecekleri yolda yardımcı olabilmek, kılavuz olabilmek. Güzel hasletler. İnşallah böyle bir konuyu dillendirelim istedik. Nasıl başlayalım Tutku? Hocam etki tepki ilişkisi. Peki öyle başlayalım inşallah. Değerli dostlarım, bir insanın büyüklüğü kendisinden daha alt segmente veya daha az varlıklı insanlara karşı veya birlikte çalıştığı ama amiri olduğu yerde kendi alt katmanda çalışan insanlara karşı davranışlarıyla belli olur. Yani bir insanın kişiliğini çevresindeki diğer insanlara karşı davranışlarından net olarak anlayabilirsiniz. Dediğim gibi segment olarak daha alt segmentte var olan insanlara karşı davranışları çok önemli. Akıl diyoruz. Aslında akıllılık güzel bir şey ama aklı yerinde kullanabilmek insan için en ciddi hasletlerden biridir diye düşünüyorum. Aklın yeri ve zamanı geldiğinde kullanılabilmesi. Akıl doğruyla yanlışı, yalanla gerçeği birbirinden ayıklayabilme, ayırabilme. Zeka ise bir olayı anlama, ilişkileri kavrama ve çözebilme yetisi, yeteneği. Bazen insanların yüreklerine, kalplerine giden küçük bir anahtarı elde edebilirseniz, o insanlarla ilgili birçok bilgiye veya yapıya sahip olabilirsiniz onlarla alakalı. Onların duygularının kapısını rahatlıkla aralayabilirsiniz. Yani o anahtarı nasıl kullandığınıza bağlı ve sizin kabiliyetinize bağlı. Vapover, Birinci Dünya Savaşı'nda bir uçak pilotu. Bir helikopteri kullanması gerekiyor. Aslında uçak pilotu ama komutanlar, yani o andaki Genelkurmay Başkanı Birinci Dünya Savaşı'nda ve diğer üst rütbeli komutanlar helikopterine biniyorlar. 6 kişilik bir grup. Vapover savaşın verdiği belki tedirginlik, belki aceleyle yakıt olarak jet yakıtı koyuyor normal uçağa. Havaya kalkıyorlar, bir süre sonra sarsılmaya başlıyorlar. Büyük bir panik oluşuyor çünkü bütün komutanlar o helikopterde yaşanmış bir olay. Çok soğukkanlı bir biçimde tecrübesinden dolayı yanlış yakıt olduğu halde uçağı helikopteri en güvenli biçimde tabii biraz da zarar vererek indiriyor. Fakat kimseye bir şey olmuyor. Genelkurmay Başkanı dışındaki diğer komutanlar müthiş bir endişe ve heyecan yaşıyorlar. Yani onlar kızacaklar, bağıracaklar ancak Genelkurmay Başkanı var, onun yanında bir şey diyemiyorlar ve onun sinirinden korkuyorlar. Yani o acaba Vapover'ı ne yapacak? Nasıl azarlayacak? Yani kovacak mı? Rütbesini mi söktürecek? Büyük bir soğukkanlıkla general geliyor yanına. Vapover'ın diyor ki olabilir. Hepimiz insanız, anladım diyor. Sen belki telaşınla, belki yaşadığın ambiyanstan, atmosferden dolayı yanlış bir yakıt koymuşsun, bunu fark ettik ama bir şey olmadı diyor, sağ salim indirdin, teşekkür ederim diyor. Çevresindekiler şok oluyorlar. Dolayısıyla gerçekten bir insanın kişiliği ve kimliği etrafındaki diğer insanlara karşı davranışlarıyla ölçülür. Ama o göstermelik davranış değil. Yani gerçek hayatının bütün boyutunda sergilediği davranışla, yoksa özel durumlarda İkili oynama değil benim bu bahsetmeye çalıştığım. Ben şunu tavsiye ederim. İnsanları eleştirmek yerine onları anlamaya çalışabilsek. Eleştirmeden daha çok onları anlamanın yolunu arayıp bulabilsek nasıl olabilir? Çok orijinal bir anahtardır aslında bu. İnsanları anlayabilmek. Lütfen insanlara değer verin. İnsanları anlayın.
İnsanları azarlamayın. Onlara sert davranmayın. Aksine anlayışlı olmaya çalışın. Etki tepki de bu çok önemlidir. Bazı insanlar takdire öyle muhtaçtırlar ki, hani derler ya, dağlarda günlerce aç kalmış insanların, bağışlayın lütfen, yabani hayvanlar veya solucanları yiyecek hale gelmeleri ki çok rahat yiyebilir aç bir insan. Bu söylediğim şeyler ne kadar iğrenç gelirse gelsin, artık canına tak dediği anda açlık bunları hiç gözü görmeden rahatlıkla yiyebilir. Ki takdir edersiniz Birinci Dünya Savaşı'nda da bunun farklı versiyonlarını bazı ülke insanları bizzat insanları yiyerek gerçekleştirdiler. O da ayrı bir konu. Yani hayatta kalmak için. Dolayısıyla insanlar takdire aşırı muhtaç. Bizim de yapmamız gereken o insanların en doğru hareketleri, en küçük boyutta da olsa ortaya koyduklarında eylem olarak onları takdir etme noktasında kendimizi sınırlamamamız. Yani onları rahatlıkla takdir edebilmemiz. Ve bu anlayışa sahip insanların ben hayatın bütününde istisnalar hariç genellikle kazanacaklarını ve kazançlı çıkacaklarını size rahatlıkla ifade edebilirim. Değerli dostlarım, insanları inciterek, eleştirerek, onlara kızarak, onları küçültmeye çalışarak değiştiremezsiniz. Yani belki makamınız, mevkiniz, paranızla o anda birlikte olduğunuz insanları size biat itaat etmesini sağlayabilirsiniz ama bu gerçek değildir. Yani siz o ortamı veya o pozisyonu kaybettiğinizde o insanlar size karşı nefret hissedeceklerdir. Dolayısıyla insanları dürüstçe, samimi bir biçimde kucaklamanın, sevmenin sınırsız yararları var. Yani onları inciterek, onlara kızarak, onlara bağırarak, onlara kabalık yaparak, onları küçültmeye çalışarak değiştiremezsiniz. Ben size şunu söyleyeyim. Evladınızı bile değiştiremezsiniz. Evliler bilir. Eşinizi bile değiştiremezsiniz. Yani kızarak, bağırarak, bağışlayın. Dayakla, küfürle hiçbir insan eşini değiştiremez. Erkek olsun, bayan olsun. Onun huyu yine aynı kalacaktır. Aksine o davranış biçimi daha da sertleşecektir. Siz böyle bir eylemi ortaya koyarsanız. Lütfen eleştirmeyin. Şikayet etmeyin insanların kendileri hakkında. Onlardan şikayetçi olmayın. Ve onlarda iş yapabilme arzu ve isteği uyandırın. Yani bir şeyi yaptırmaya çalışıyorsanız veya bir insanın bir şey yapmasını arzu ediyorsanız onlarda bu isteği oluşturun. Bu çok güzel bir şeydir. O isteği oluşturmak. Ve onlardan lütfen övgüyle esirgemeyin. Yani gerçekten yaptıkları şey doğru ise lütfen onlardan övgü esirgemeyin. Onlara karşı rahatlıkla fedakar bir biçimde övgünüzü ortaya koyun. Bunda hiçbir kaybınız olmayacaktır. Onların sizden istedikleri şey güzel sözler, hoş sözler, olumlu şeyler, övgüye layık şeyler, yaptıkları şeylerin, eylemlerin, davranışların, ifade biçimlerinin doğru oluşunun teyidi. Bunu insanlar doğal olarak sizden isteyeceklerdir ve isterler de. Ve ben size şunu tavsiye ederim. Bir insandan bir şey istemeden önce onda o eylemi yapma arzusunu oluşturun. Yani isteyeceğiniz şeye hazır hale gelmesini sağlayın. Bu noktada da ciddi ve doğru bir çaba ortaya koyun. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. O arzu ve o istek insanda uyanırsa siz o talep ettiğiniz şeyi çok rahatlıkla elde edebilirsiniz. Henry Ford bilirsiniz o Ford araçlarının kurucusu yani asıl sahibi bu adamcağız. Başarının sırrı der, karşınızdaki insanı doğru biçimde anlayabilmek, empati yapabilmek. Yani onun yerine koymak değil, sahip olduğunuz duygu ve düşünceyle onu anlayabilmek. Olaylara onun penceresinden bakabilmek, değerlendirebilmek. Yoksa sen ol, o sen ol, bu yanlış bir şey empatide. Yani sahip olduğun duygu ve düşünceyle onu anlamaya çalış. Onu alay ederek, küçülterek değil, gerçek anlamda eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsanız, sevilmek istiyorsanız
empati yeteneğinizi ortaya koyun. Her insanda empati var ama insanlar empatiyi nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Çünkü empati kelimesinin ne anlama geldiğini de insanlar bilmiyor. Yani kelime olarak bilir ama içeriğini empatinin bilmez. Yani bunu net olarak söyleyeyim. Çoğunlukla insan bilmez karşısındakini yerine koymak. Defalarca anlattık. Empati bu değil. Sahip olduğun duygu ve düşünce ile karşındaki insanı anlayabilmek. Bu yeteneğe sahip olabilmek. Henry Ford öyle diyor yani. Başarının sırrı diyor. Karşınızdaki insanı anlamaktan geçer, anlayıştan geçer ama onların penceresinden olaya bakıp değerlendirerek bunu diyor eylem olarak ortaya koyun veya söylem olarak ortaya koyun diyor. Bu yeteneğe sahip olan insanlar gerçekten hayattan her boyutunda başarılıdırlar. Çevrenizdeki insanlara lütfen dikkat edin. Onları anlayabilmek, onlarla ilgili anlayışlı davranabilmek, onları karşımıza düşman gibi değil de dost gibi alabilmek, arkadaş gibi alabilmek, bunlar çok güzel şeyler. Aslında pek çok insan okula giderek matematiği, fiziği, kimyayı veya benzeri dersleri öğrenebilir. Tarihi, coğrafyayı öğrenir. Ama birçok insan eminim ben hayatta beyinlerini nasıl kullanacaklarını bilemiyorlar, bilmiyorlar. Yani okula gidip ders olarak farklı ders gruplarını yani fen, edebiyat fark etmez, fizik, kimya, matematik, coğrafya, tarih, felsefe, şimdi birçok okulda yok ama artık orta öğretimde, lisede. Birçok şey öğrenebilirsiniz ama birçok insan beynini nasıl kullanacağını bilemiyor. Yani bu konuda çok acemi. Dedim ya karşınızdaki insanda istek uyandırabilme, böyle bir arzuyu ateşlemek, böyle bir arzunun gerçekleşmesi için mücadele etmek. Ve bunu başardığınız anda emin olun hem çevrenizin hem de bütün dünyanın desteğini alırsınız. Bu tip davranışı ortaya koyarak. Ve başaramayan insanlar lütfen dikkat edin çevrenize. Hayatta hep yalnız kalmaya mahkum insanlardır. Yani doğru iletişim kuramayan, etrafıyla doğru davranmayan, onlara karşı sert olan, onlara karşı vicdansız, acımasız olan veya benzeri davranışları sergileyen birçok insan sonuç olarak hayatta yalnız kalmaya mahkumdurlar. Bunu önleyebilmemiz, bunu engelleyebilmemiz hiçbir biçim ve şekilde mümkün değildir. Bunu baştan bilmenizi arzu ederim ben. Ve lütfen bir daha diyorum, karşınızdaki insanda o işi yapma arzu ve isteğini oluşturun. Böylece girmiş olalım. Yine bir konu başlığıyla yine aynı konuya devam edelim. Evet Tutkucu. Peki hocam, insanların bizlerden nasıl hoşlanmalarını sağlayabiliriz? Tabii. Yani öncelikle insanlara karşı ilgi gösterin bakın. Sırıtarak, soytarı gibi değil. Yani samimi olarak, İçten. İçtenlikle, dürüstçe insanlara karşı ilgi ve alaka gösterin. İşinizi bitirmek için değil, saat doldurmak için değil, bir şeylerden yararlanmak için değil. Samimi ve dürüst bir biçimde ilgilenin. Bakın çevrenize dikkat edin, bu tip insanlar vardır. Hani fedakar diyoruz bu insanlara. Verici diyoruz. Kucaklayıcı diyoruz. Anlayışlı diyoruz. Yani bu tip insanlar var. Hepimizin çevresinde var. Tam aksi de var. Negatif herkesi düşman gören, kendi dışındaki hiç kimseye inanmayan, xenofobi. Psikolojideki rahatsızlığın ismi bu. Xenofobi. Kendi dışındaki herkesi düşman görür. Herkesten kötülük bekler. Böyle bir birey olmayın lütfen. İlgi ve alakanızı esirgemeyin. Yani insanlardan samimi bir biçimde ama bunu abartmadan, yalakalığa gitmeden samimi bir biçimde ilgi ve alakanızı esirgemeyin. Yaşamda en çok zorlukla muhatap olan, zorluk çeken kişi çevresindeki diğer insanlarla veya muhatap veya muhataplarıyla doğru iletişim kuramayan insanlardır. Doğru ilişki kuramayan insanlardır. Ve insanlarla emin olun, içtenlikle ilgilenmenin şart olduğunu bilin bakın.
ilgenin demiyorum. İnsanlarla içtenlikle ilgilenmenin, ilgi göstermenin şart olduğunu lütfen bilin. Kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yani içtenlikle samimi olarak insanlarla ilgilenir iseniz çok şeyi kazanırsınız. Siz kazançlı çıkarsınız. Bu noktada hiç şüphe durmayın. Eğer dost kazanmak istiyor iseniz çevrenizdeki insanlara karşı ilgi duyun ama olumlu olarak ilgilenin, sorunlarını çözmelerine yardımcı olun. Onlara yol gösterin. Bu sizin için en büyük kazanç olacak. Ve lütfen gülümseyin, olur mu? Yani gülümseyebilmek insan için en güzel hasletlerden birisi. Hatta bazıları der ki sadaka der yani gülümsemeye. Yani sadaka sanki vermiş kadar sevap kazanırsın der. Tabii ben dini boyuta demiyorum. Yani bu belki güzel bir söylem ama hakikaten gülümsemek sanki sadaka vermek gibi insanlara hoş gelen bir davranış biçimi yani. Herkese hoş gelir bu. Yani bir yabancı insanla bile bir yerde, diyelim bir otelde, bir turistik tesiste veya yolda karşılaştığınızda o dili bilmiyorsanız da gülümsediğinizde aynı şekilde mukabele eder ve bir dostluk oluşur. Yani bir sıcak iletişim, etkileşim oluşur. Bu çok önemli. Bunu esirgemeyin. Hatta şunu söyleyeyim. Psikolojide bir kural vardır. Telefonda konuşurken, bakın kimse yok odada, tek başınasınız. Telefonu elinizde konuşuyorsunuz. Muhatabınızla gülümsediğinizde emin olun, şaka demiyorum. O insanın içinde bir sıcaklık oluşur. Yani farkına varmadan sizin gülümsemeniz onda olumlu etki yapar. Çünkü bir iletişim var aranızda. Yani bir hatla bir bağ kurmuşsunuz. Hiç farkında olmadan karşınızdaki insanda bir rahatlama olur. Yani telefonda dahi hiç kimse yok yani etrafınızda, gülümseyebilmek böyle bir güzel yapıyı ortaya koyar. Bunu ne kendinizden ne de çevrenizdeki diğer insanlardan lütfen esirgemeyin. Yani gülmek bulaşıcıdır derler. O kadar güzel ki Tutku. Evet. Yani kızım, hastalık bulaşıcı. Gülme olumlu bir hastalık ve gülme olumlu evet. bir etki bırakan hastalık. Yani herkesi mutlu eden, herkesi rahatlatan, herkesi o kasvet ortamının dışına çıkartan, evet. huzurlu bir ortamı, satığı bize hazırlayan bir eylemdir. Gülümsemek. Yani bunu insanlar Tutku niye esirgerler? Ben anlamıyorum kendilerinden. Yani burada paranın, pulun, makamın, mevkinin veya bulunduğunuz konjektürün, bilmiyorum ben hangi pozisyondasınız ama yani bir anlamı yok. Gülümsemek küçültmez insanları. Fakirleştirmez. Sizi basit göstermez. Yani bir kısım insanlar farkında değil. Böyle asık suratlı, ciddi olduklarında daha çok değer vereceklerini, saygı duyacaklarını zannediyorlar, yanılıyorlar. Çevresindeki diğer insanlar, en yakınlardayız, ondan kaçarlar. Ama gülümseyen insan, ölçüyü bilen insan, nasıl davranacağını veya kendisine nasıl davranılmasını isteyen, bilen insan gülümser. Yani endişe etmeyin. Gülümsediğinizde kimse size zorla bir şey yapmaz. Erkek olun, bayan olun. Yani gülümsediğinizde ona olumsuz, yani basit bir mesaj vermiyorsunuz. Yani davetkar değilsiniz ama çok olumlu bir iletişim kuruyorsunuz karşınızdaki insanla. Cinsiyeti ne olursa olsun ama samimi olarak gülümseyin. Sırıtmak değil yani. Dediğim gibi yalakalık da değil ama gülümsemeyi adam gibi becerin. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Bununla ilgili hatta bir video yayınlamışlar hocam. Bir insan diyor ki gülmek bulaşıcıdır. Altına işte herkes nasıl bulaşıcı olabilir tarzından yorumlar gelmiş. Daha sonrasında bir konferansta kahkaha atıyor sunan kişi. Onun kahkahasına başka insanlar kahkaha atıyor. Ortamdaki herkes kahkaha atmaya Aynen. başlıyor, gülmeye başlıyor. Bu da Yanlış böylelikle mı? ispatlanmış. Ne kadar güzel bir şey. Herkes birbirinin gülmesine gülüyor aslında. Yaşa, ama ne kadar güzel evet. bir şey. Bak, rahat bir ortam şey oluşuyor. Yok. Evet. Elektrik varsa gidiyor. Evet. Negatif enerji varsa gidiyor. Yani ne kadar güzel bir şey yani. Bundan daha hoş bir şey yok yani. Bir de bedava yani. Gülümsemek para değil ki. Yani gülümsemek evet. bedava bir şey yani. Hani bir bedeli almıyorlar. Size kızmıyorlar. Hakaret etmiyorlar. Yani gülümsemek bedava bir şey ya. Bundan daha kolay sermaye olur mu? Sermayesiz bir şey bağışlayın. Hiç sermayesi yok orada da. Dünyada herkes aslında mutluluğu arıyor. Ama bana göre düşüncelerini kontrol edebilen insanlar özellikle daha mutlu olabilen insanlardır. Düşüncesini kontrol edebilen insan gülümseyen insandır. Hangi ortamda kime nasıl davranacağını bilen insandır. Ölçüyü bilen insandır. Sınırlarını doğru koyan insandır. Bu sır. Gerçekten bu başarının bana göre dünyadaki sırrı. Bunu yapabilmek, bunu gerçekleştirebilmek.
bilmek. Ve bir de şunu bilelim lütfen. Biz hep yanılırız. Deriz ki ya mutluluk yaşadığım şartlara bağlı, çevreme bağlı, dışarıya bağlı. Hayır. Mutluluk içtenlikle söylüyorum size bağlı. Mutluluk dışsal değil, içsel bir eylemdir, olaydır. Mutlu olan, mutlu olmayı başarabilen ve mutlu edebilen insanlar iç alemleri, dünyalarıyla iletişim kurabilen insanlar ve içteki o coşkuyu dışarıya yansıtabilen insanlardır. Yani içsel bir gelişmedir mutluluk. Dışsal değil. Dış etkenler etkilemez mutluluğu. Bakın, iç yaşadığımız alem bizim mutlu veya mutsuz olmamızı sağlar. Dünyada hiçbir şey iyi veya kötü değildir. Bunu düşünceler belirler. Mutluluğu da, mutsuzluğu da, huzur da, huzursuzluğu da, gaddarlığı da, insanlığı da bizim düşüncelerimiz belirler. Yani iç alemimiz, temsil sistemimiz zihnimizle, sinyallerle iletişime geçer ve ona göre bir pozisyon, konum alır. Dolayısıyla mutluluğu da, mutsuzluğu da biz oluştururuz. Biz meydana getiririz. Bir başkası değil. Yani başka insanları suçlamayın mutsuzluğunuzdan dolayı veya mutluluğunuzdan dolayı. Kaynağın kendiniz olduğunu bilin. Bunu bilince her şeyi aşmak çok daha kolay. Yani neye sahip olduğunuz veya kim olduğunuz değil mutlu olmak için sebep. Neye sahipsiniz veya kim olduğunuz, dininiz, cinsiyetiniz değil. Bunların hiçbirisi mutlu olmanızı etkileyen direkt etkenler değil. Bağışlayın. Bedenen eksik insanlar dahi mutlu olmayı rahatlıkla becerebiliyorlar. Yani burada bir zorluk yok. Gözleri görmeyen ama bir insan çok coşkulu olabiliyor. Ekranlardan tanıdığınız var. İsim vermeyin. Metin Şentürk mesela, değil mi? O kadar coşkulu bir insan ki kahkahalar atıyor böyle. Böyle hani espri yaparken de görmüyorum ki zaten ben diyor. Sanki görüyormuş gibi. Ama ne kadar güzel şeyler söylüyor. İşte bu çok önemli. Kendini insanın mutlu hissetmesi, çevresinde mutlu eder. Motivasyon. Yani insan zannediyor ki dışarıdaki bir etken veya diyelim bir psikolog, bir psikiyatrist beni mutlu edecek veya bir ilaç. Hayır. İçten gelen bir şey. Kendiniz yapacaksınız bu işi. Motivasyon insanın kendisini motive etmesiyle gelişebilen bir eylem. Yani dışarıdan ben seni motive edemem. Bunu sen kendin yapacağını bil. Yani bu kadar açık konuşuyorum ben. Ki hocam hatta benim çevremde işitme engelli olan insanlar da var. Bunlar bir grup. Herkes birbirini tanıyor işitme engellilerde. Sen ve de o dili biliyorsun neşeliler. Ya. Evet. Ya. Çok neşeliler tutku ve ya. Tüm etkinliklere katılıyorlar. Harika bir sinemayı şey. Duymuyor mesela. Çevirmeyle sinemaya gidiyor ya da tiyatroya gidiyor ve mutlu olarak çıkıyor. Aşırı harika. Enerji dolular. Ve normal insan yapmıyor bunu tutku. Evet. Normal insan yapamıyor bunu. Duymuyorlar mesela. Onlar kadar mutlu evet. olamıyor biliyor sürekli musun? Sürekli arkadaşlarıyla bir araya geliyorlar. Konserlere gidiyorlar ama duymamalarına rağmen ama sürekli bir enerji halindeler ya böyle. Nasıl güzel bir şey tutku var. Yani hani derler ya Anadolu'da imrenilecek bir şey evet, ya. Evet çok enerji. Onlara bakıp da ders alabilsek değil mi? Keşke evet. O alemi hissedebilsek, yaşayabilsek, onları bir gözlemlesek o da yok evet. bizde yetenek olarak. Yani o bireyleri gözlemlemeyi de bilmiyoruz. Evet. Yani o kadar güzel anlattın ki mesela bak hiç bilinmeyen bir noktaya parmak bastı yani işaret ettiğinde. Ki çocukları konuşabiliyor gerçekten. Mesela. Onları da alıyorlar götürüyorlar. Çocuklar öyle bir ortamda büyüyor. Konserler, tiyatrolar, etkinlikler yani sürekli. Güzel. Sosyal yönden sosyal, güçlü insanlar. Evet bayağı sosyal. Belki yönde. Eksik yani fiziki evet. boyutta bir şeyler ama sosyal. Onu sosyal yönlü adam yok ediyor ya vay be. Helen Keller de öyle dostlarım bakın. Kör, sağır, dilsiz. Daha önce defalarca anlattım. Ama pedagog oluyor bayan. Yani okuyor. Üniversiteyi bitiriyor. Çocuk psikoloji doktoru yani pedagog. Düşünebiliyor musunuz? Kör, sağır ve dilsiz. 3 yaşında olmuş yani böyle bir birey. Dolayısıyla gerçekten tutkunun dediği gibi insanların fiziksel veya duyu organlarının eksik olması çok büyük anlam ifade etmiyor. Bakın o insanlar da mutlu olmayı ve mutlu etmeyi beceriyorlar. Yani emin olun belki o grupla olsak, bir yemek yesek, bir ortamda beraber olsak, emin olun sağlıklı diye düşündüğümüz insanlardan çok daha mutlu olabiliriz işte Tutku anlattı. Yani o şen kahkahalarla, işaretle gülen evet. insanlar, bir şeyleri paylaşan insanlarla siz istemez misiniz aynı masada yemek yemeyi, sohbet etmeyi? Diliniz döndüğü kadar ya hep gülümsüyor insanlar. Hep olumlu, hep elleriyle kollarıyla bir şeyler anlatıyorlar birbirlerine. Ya böyle bir ortamda kim istemez olmayı? Öbür tarafta sağlam diye nitelediğiniz insanlar, beş duyusu sağlam, böyle somurtuyor, kendini kasıyor, geriyor. Ukela ukela bağışlayın bakıyor. Gurur kibirin kölesi oluyor. Böyle bir
ortamda oturmaya yeğler misiniz? Yani arzu eder misiniz? Ekrandayız biz şimdi. Tutkuda ben de böyle suratı beş karış yap da böyle anlatsak. Yani izler misiniz beni, bağışlayın yani. Bu adam nedir dersin ya. Normal bir insan değil. İşte bu iş böyle. Bakın yani belki duyu olarak veya fiziksel olarak eksik olan insanlar onu rahatlıkla tolere edebiliyor ama bütün olduğunu, sağlam olduğunu iddia eden insanlar onların başardığı şeyleri başaramıyorlar. Belki o insanlar kadar sinemaya, tiyatroya gidemiyorlar. Evet. Coşkulu olamıyorlar, gezemiyorlar, birbirleriyle beraber dostluk, arkadaşlık kuramıyorlar. O insanlar belki normal insanlardan daha fazla kitap okuyorlar. Ben iddia edeyim size. Niye? Bir şeyleri daha farklı öğrenmek ve kavramak için. Ya aslında dünya o kadar güzel ki. Yaşamak o kadar güzel ki. İnsan o kadar mükemmel bir varlık ki. Kendini mutlu veya mutsuz ediyor ya, başkası değil. Biz suçlamaya alışmışız kaybettiğimizde. Bir şey olumsuz gittiğinde ya işte falanın yüzünden, filanın yüzünden, senin yüzünden evlilikte daha çok olur ha. Çok garip bir şey bu. Hani inşaatta da öyledir, bağışlayın oradan girelim. Yani mesela tabanı yapan insanı üzerine gelip parkeye düşecek adam suçlar. Ya der eğri yapmış. Duvarı adam diyelim boyayacak. Ya der usta sıvayı eğri yapmış, yanlış yapmış ha. Öyle garip bir şey ki yani kendinden bir önce hep suçludur. Yani evliler bilirler. Kendini kontrol edemeyen insanlar sürekli eşini suçlar. Hiç dönüp aynaya bakmaz veya kendini sorgulamaz. En kolay yol bu veya çocuklara kızar. Niye yaptın, niye yapmıyorsun? Aslında olay kaynağı kendi olumsuzluk noktasında ama hep suçlayarak, üste çıkarak işi işten sıyırmaya çalışır. Ama ne olur biliyor musunuz? Buz gibi bir ortam olur. O iki eş var ya, şekli olarak evli olur. O çocuklar var ya, anne babaya şekli olarak saygı gösteriyor gibi yaparlar. Sonra ipler kopar. Onun için çok akıllı olmak lazım. Ve insanlar Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri Başkanları dediği gibi aklını kullanabildiği ölçüde mutlu olur insan. Yani bir insan aklını ne kadar iyi kullanabiliyorsa o kadar mutlu insandır. Bir de Çin atasözü var. Diyor ki gülümsemeyi bilmeyen insan diyor bakkal dükkanı açmasın diyor. Hakikaten bakın Çinliler söylemiş bunu. Gülümsemeyi bilmeyen bir insan bana göre ticaret yapmasın. Yani gülmeyi bilmeyen bir devlet dairesi olabilir yani, ona bir şey demiyorum memur. O da çok yanlış yani. Orada surat etmek de yanlış yani. O adam karşına gelmiş sana iş yaptıracak. Beş karı suratta iş yapıyorsun. Bir de gülümseyerek yaptığını düşün. Sen de mutlu olacaksın, o da mutlu olacak. Ama özellikle ticarette yani bireysel işte sermayeyle dönen işte öyle beş karı suratla ticaret yaparım dersen en kısa sürede dükkanı kapatır, çeker gidersin. Gülümsemeyi becerebilmek lazım yani. Ticaret yapan insanlar benim ne söylediğimi çok rahat anlayabiliyor. Öyle zannediyorum ki onun dışındaki halkadaki insanlar da yani diyelim ücretle çalışanlar veya memur olanlar veya herhangi bir kurumda varlığını iş olarak sürdüren insanlar söylediğimi çok rahatlıkla anlayabiliyorlar. Bir de psikolojide bir kural var. Bu üç parmak kuralı, bunu da Çinliler çıkarmış. Der ki mesela suçluyor yani böyle tabanca gibi böyle suçlar diyor. Senin yüzünden sen yaptın. Şimdi der ki bak Tanrı bir der ecnebi için. Tanrı bir der. Bak suçluyor, üç parmağı da kendini gösterir. Yani suçlu kendini. Bunu anlamaz insan. Psikolojide bu vardır. Bu bak şu hareket var ya silah gibi bak. Senin yüzünden. Tanrı şahit diyor. Bak bunu gösterirken üç parmağı kendini gösteriyor. Suçlu sensin diyor. Bak Tanrı diyor ki diyor suçlu sensin diye diyor karşındakini suçlarken. Çinliler bunu böyle açıkladılar. O kadar mantıklı ki psikolojide. İlk duyduğum yıllardan beri hiç unutmam bunu. Ya birçok yerde anlatmışımdır yani. Suçlarken suçlu biziz. Bak üç parmak beni gösteriyor. Tanrı da şahit diyor adam bak. Karşındakini suçluyorsun ama diyor. Bak bir gösteriyor üçlü, üçü de seni gösteriyor. Allah'a da şahit gösteriyor. O Tanrı diyor bak. Tanrı da şahit, suçlu sensin diyor suçlarken. İşte biz bunu algılayamıyoruz yani. Böyle bir yeteneğimiz, yetimiz yok ya. Bu noktada çok güdüyüz biz yani. Ortaya koyduğumuz hareketin bile ne anlama geldiğinin farkında değiliz. Böyle bir yapımız var yani. Garip bir şey bu ama gerçek bu yani. Bu üç parmak olayı çok önemli psikolojiye. İşte o başka insanların sevgisini kazanmanın yolu onlarla samimi olarak ilgilenmek, onlarla doğru diyalog kurmak, onlara karşı gülümseyebilmek, onlara yol gösterebilmek, onlara kılavuzluk yapabilmek. Sevgi böyle kazanılıyor. Ve şunu da ben belirteyim, insanların en çok hoşuna giden şey kelime olarak ne biliyor musunuz? Kendi ismi. Kendi ismini duyduğunda büyük bir huzur duyuyor. Büyük bir mutluluk duyuyor. Bugün bir olay yaşadım. Tahmin ediyorum 2 saat kadar önce bir açılışa gittim.
Bir törendi orası. Geldim, arabamı park ettim. Otoparktan çıkıp yürüyorum. Arkada böyle kafe gibi yerler var o arabamı park ettiğim yerde. Birebir yaşadığımı anlatıyorum. Geriden bir ses geldi. Ömer hocam, Ömer hocam. Ya diyorum, beni çağırıyorlar herhalde. Ömer dese bakmayacağım. Ama Ömer hocam deyince bana dediklerini anladım. Döndüm, yaklaşık 10 civarında bir öğrenci, 8 veya 10 civarında öğrenci. Kayseri Lisesi'nin öğrencileri, ben hiç tanımıyorum çocukları. Tabii onlarla defalarca ben sohbet ettim. O şeyden kalktılar, koştular, sarıldılar, öpüştük. Hayatını sorduk, hiçbirinin ne ismini biliyorum ne tanıyorum. Ama bakın, ismimi duyduğumda ama hocayla beraber dedim, bu benim mutlaka. Gidiyorum, arkamdan bağırıyorlar. O kadar hoşuma gitti ki bakın, bugün yaşadım. Allah bilir daha bu olayı. Çok enteresan bir şey. Ama çok hoş bir şey. Yani dolayısıyla insanların en çok hoşuna giden kelime sizin aklınıza başka şeyler gelebilir ama kendi ismidir bakın. Çok önemli bu. Yani bireyin kendi isminin söylenmesi insana büyük bir haz verir. Mutluluk verir, huzur verir, coşku verir. Kendi ismini duymak, bu hitabet şekli insanı çok mutlu ediyor. Ben bugün dedim ya, bunu apaçık yaşadım. Yani düşünün. Ta geriden, o kadar uzak ki aslında. Ama bağırınca çocuklar, gayri ihtiyar hemen arkama döndüm. Kendi ismini hissetmesi insanın. Size bir örnek olarak da vereyim ben. Yani kullandığınız dil ne olursa olsun, hoş olan kelime demek ki kendi ismimiz. Onu duymak bizi huzurlu ediyor, bizi mutlu ediyor. İşte bu insanın içgüdüsel bir yeteneği diyeyim ben. Yani onu duymanın huzur ve mutluluğunu yaşamak. Ve lütfen çok önemli bir şey daha belirteyim ben. İnsanları eğer kazanmak istiyorsanız, onlarla dost olmak istiyorsanız, sohbet ederken, konuşurken diğer insanların sözünü kesmeyin. Biz kesmeyiz değil mi millet olarak hiç yani? Biri bir şey anlatırken hiç araya çomak sokmayız yani. Rahat bırakırız. O insan kendini rahat ifade eder. Öyle mi yapıyoruz? Yok. Yani aklımıza bir şey var. Bir konu var. Muhatabımız bir şey anlatıyor. En heyecanlı yerinde yaşadığı bir şey belki. Gerçek bir şey belki. Size onu aktarması gerekir. Şak diye kesiyorsun, duvar alıyorsun. Tak diye fikrini söylüyorsun. En büyük hatayı yaptın. Bu çocuğun da olsa, eşin de olsa, arkadaşın da olsa onu kaybedersin. Yani bir insan konuşurken, kendini ifade ederken onu dinleyecek sabra sahip ol. Yani kendini öyle ehlileştir ki, öyle terbiye et ki karşındaki insan konuşurken onun sözünü kesmeme yeteneğine sahip et kendini. Ona sahip ol. Yani bu konuda kendini geliştir ve yetiştir. Bu çok önemli bir şey. O atabının sözünü kesmemek, sabırla dinleyebilmek. Bunu psikiyatristler çok iyi yapar. Kişisel gelişimciler çok iyi yapar. Çünkü o kadar çok insan dinlerler ki bunlar. Dinlemenin ne olduğunu bilirler. Ne kadar önemli olduğunu, çünkü güven kazanacak. Onun cart diye sözünü kesse iki seferden sonra gıcık olur. Bir daha terapiye gelmez Tutku. Doğru. Dinleyecek. Dakikalarla, yerinde saatle. Dolayısıyla bakın, insanları dinleyebilmek yeteneği çok önemli. Bunu geliştirin ve bu konuda da kendinize izin verin. Muhatabınızı dinleyebilmek için lütfen kendinize izin verin. Kendinize hakim olun. Kendinizi kontrol etmeyi becerin. Eğer siz sürekli muhatap veya muhataplarınızın sözünü keserseniz bütün insanlar sizden nefret ederler. Sizin yanınıza gelmeyi hiç istemezler. Çünkü hiç dinlemiyorlardır ki. Yani hani vız gelir tırs gider diye bir laf var ya Türkçe'de. Hiç gale almıyorsunuzdur. Dolayısıyla değer vermeyince o da size yaklaşmaz. Yanaşmaz. Hep kaybedersiniz siz. İnsanları dinleyebilmek yeteneği çok mükemmel bir yeti bakın. Dinlemeyi becerin ne olur. O kadar önemli ki insanları dinlemek, dinleyebilmek, muhatabınızı, karşınızdakini. İş görüşmelerinde de böyledir yani. Özellikle dinlemeyi becerebilmek. Dinlediğinizi hisseden insanlar sizi işe alırlar. Yeterli kriterlere sahipseniz. Eğer insanların kendinizden nefret etmesini arzu ediyorsanız çok basit. Formülü vereyim ben. Konuşurken zıp diye laflarını kesin, sözlerini. Lafa girin. Birkaç defa söze girdiğiniz anda zaten o sizden nefret etmeye başlar. Siz isteseniz de. Anlatmazdı.
Efendim? Anlatmazdı. Yaşa. Anlatacak. Anlatmaz. Kilitler evet, kendini tutku. İçine kapatır kızım. Kahreder yani. İçine atar kızım. Bir daha da anlatmaz evet, size. Doğru. Aslında belki çok önemli konu. Yani belki sizin açınızdan da çok önemli evet, konu. Veya bir ama çözümü anlatmaz, ortaya koyacak veya bir duygusunu anlatacak ya. Şak diye önüne duvar olunca tutku. Yani film kopuyor birdenbire. Ve o insan dediğin gibi içine atıyor kızım. Kapanıyor. Bir daha o konu hiç açmıyor hayatı boyunca. Yani çok sıkıntılı şeyler bunlar. Nefretli de sevgi kazanmanın yollarını aramak lazım. İşte o da buralardan geçiyor. Ve ben şunu söyleyeyim. Sadece kendini düşünen insanlar cahil insanlardır bakın. Cahil insanlar yalnızca kendilerini düşünürler. Her konuda. A'dan Z'ye. Bir düşünün bakalım çevrenize. Bir algılayın. Var mı böyle adamlar? Yok mu? Sadece kendini düşünenler. A'nı değerlendirip kendisinin faydalanacağı şeyleri ortaya koyanlar, dillendirenler, dile getirenler, o çabada olanlar. Evet. Bunlar cahil insanlar. Eğitimli de olsa cahildir, bağışlayın. Cahil derken eğitimsiz insandan söz etmiyorum ben. Eğitimli cahiller de öyledir. Bencil insanlardır. Yalnızca kendisini düşünen insanlardır. Diğer taraf hiç umurunda bile değildir. Bunlar en iyi eğitimi de alsalar cahillerdir. Amiyane tabirle. Aslında iyi bir konuşmacı olabilmenin bana göre şartlarının başında gelen de iyi bir dinleyici olabilmektir. Yani iyi bir dinlemeyi beceremeyen insan iyi bir konuşmacı olamaz. İyi konuşmacı insan var ya çok iyi dinlemeyi becerebilen insandır. Bakın yoklayın çevrenize dikkat edin. İyi konuşmacılar iyi dinleyebilen insanlardır. Onların arasından çıkar iyi konuşmacılar. İyi dinleyemeyen insan iyi bir konuşmacı olamaz. Buna emin olun. Lütfen ilgi çekmek istiyorsanız öncelikle vermeyi becerin. Yani ilgi gösterin insanlara. Yani ben hocam ilgi çekmek istiyorum ama tabii olumlu pozisyonda. Arzusuna sahipseniz öncelikle muhatabınıza ilgi gösterin. Samimi olun. Ama dürüstçe dediğim gibi. Yalakalık veya art niyet boyutunda değil. Dürüstçe samimi olun ve ilgi gösterin. Bu çok önemli. Ve karşınızdaki insanla sohbet ederken lütfen onun cevap verdiğinde mutlu olabileceği tipte sorular sorun ona. Yani o soracağınız sorular az çok onu hani böyle ölçüp biçiyorsunuz ya. Ona sorduğunuz sorulardan o size cevap verirken anlatırken mutlu olsun. Yani o insana o sorduğunuz soru cevap olarak size dönerken onun mutlu olduğunu hissedin. Bu çok önemli. Yani insanlarla sohbet ederken, onlara bir soru sorarken onların mutlu olduklarını görün. Mutlu olacaklarını anlayın ve ona göre soru sorun. Onları kızdıracak, onları küçültecek, onları alçaklaştıracak, onları basitleştirecek bir soru değil. Onları zorda bırakacak soru değil. Aksine anlatmaktan keyif alacağı şeylere. Sorun bakın o insan size nasıl yanaşır biliyor musunuz? Hiç uzaklaşmaz ha. Sizde olmak için çırpınır. Yani bunu hissetse siz onu rahatlatıyorsunuz. Aslında terapi bilinçsiz olarak yapıyorsunuz. Yani ona sorduğunuz soru eğer onu rahatlatıyor, mutlu ediyorsa o konuda sorular sorun. Nasıl başarılı olursunuz biliyor musunuz? O insan veya insanlar ne kadar mutlu olurlar bunu bilseniz keşke. Yani cevap verdiği anda mutluluğu yaşayabilmesi bir bireyin çok önemli bir şey. İnsan kazanmanın yollarından birisi bu. Mutlu olmanın ve mutlu etmenin yolu bu. Yani ben bir şey sorduğumda o bunu iştahla anlatacak. Zevk alarak bana aktaracak. Ona göre soru. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yoksa anlatmak için anlatıyor gibi gözüküyor değil mi hocam? Şekil İsteksiz. Olur. Şekil olur. Ya ses gerçek tonundan olur, bile belli oluyor. Ya o kadar aslında, net ki tutku. Mimiklerinden, evet, davranışlar özellikle ses tonu çok etkili bu nokta. Çok belli. Bir de vücut dili tutku. Yani her ne kadar siz yok deseniz de o insanın vücut dili ise rahatlığını, huzurlu olduğunu, huzursuz olduğunu, o ortamdan mutlu olduğunu, mutsuz olduğunu, kasıldığını veya gevşediğini size öyle gösterirken o insan oradan eğer mutluysa kalkmak bile istemez. Özellikle evet, sizin ilgi göstermeniz. Ya insanların 4'te 3'ü bakın resmi rakam veriyorum psikolojide. İlgi ve alakaya muhtaç aç ya düşünebiliyor musunuz? Yani 4 insandan 3'ü öyle bir garip ortamda yaşıyor ki, dünyada yaşıyor ki, ilgisizlik, hor görülme,
küçültmeye, basitleştirmeye çalışma, dışlanma veya benzeri davranışlardan dolayı ilgiye muhtaç, aç, günlerce aç insan gibi dedim ya, bağışlayın. O aç kalıp da vahşi hayvanları yiyen küçük veya solucan elde edip bağışlayın. Yiyen insanlar kadar aç. O zaman verin ya, ilgi gösterin. Yani neyi kaybedersiniz? Küçülür müsünüz? Zannediyor musunuz pozisyonunuz basitleşir? Yani diğer insanlara karşı güzel, olumlu davranışlar sergilediğinizde, ilgi gösterdiğinizde o insanlar sizi basit mi görecek zannediyorsunuz? Hayır. Bağışlayın. Batı itaatüyle söyleyeyim. Tapacak hale gelirler. Yani bunu Allah boyutunda söylemiyorum tövbe ağaç, ama hani derler ya bazen. Yani o noktaya gelir ya. O kadar sever insan. Dolayısıyla ne olur ilgi gösterin. Onun hoşlanacağı şeylerden söz edin. Onu rahatlatacak şeyler sorun. Kendini anlatsın. Sabırla dinleyin. Yaşadıklarını anlatsın. Problemlerini anlatsın. Neyi kaybedersin? Hiçbir şey. Somurtmak iyi bir şey mi sürekli? Hiç sohbet etmeden. Yani siz hoş bir şey mi zannediyorsunuz? Ciddi insanlar seviliyor mu zannediyorsunuz? Bakın birçok politikacıya, Türkiye'de, dünyada da insanlar hiç onlarla birlikte olmak istemiyorlar. O buz gibi adamlar, tabut gibi bağışlayın. Nasıl cenazeden, tabuttan kaçılıyor? İnsanlar o tip insanlardan da öyle kaçıyor. Onlar yaşayan ceset. Dolayısıyla o tip insan olmayın. Yani ilgi gösteren, samimi olarak yumuşak, gülümseyen, davranışlarını kontrol edebilen, nerede nasıl davranacağının farkında olan bireyler, insanlar olunuz. Ve o insanların kendilerinden ve kendi başarılarından söz etmeleri o kadar mutlu eder ki onları. Ya bir şeyi başarmış bakın, bir şeyi yapmış. Küçük de olsa bir şeyi ortaya koymuş. Ne olur o başarıdan söz edin. Yani ne kadar takdir ettiğinizi belirtin. Ne kadar güzel bir davranış olduğunu, ne kadar güzel bir yapıt ortaya çıkardığından bahsedin. Bir resim yapmış diyelim. Çocuğunuz, arkadaşınızın oğlu, kızı, dostunuz, arkadaşınız, kankanız, her neyse. Güzel bir resim yapmış veya güzel bir şey ortaya koymuş. Ya takdir edin ama biz eleştiriyoruz. Burası niye böyle? Bak bu böyle olmamalıydı. Bak bunun doğrusu bu. Bittin. Yani bir kere o insanın gözünde bittin ya. Ne olur eleştirmeden önce ilgi göster. Olumlu şeylerini ortaya çıkar ve bunları da takdir et. Yani hakikaten yaptığı şey takdire şayansa tebrik et, kutla ya. Neyi kaybedersin? Hiçbir şey. Ama biz bunu yapmıyoruz. Eleştiri kültürüne sahibiz. Biz eğitim sistemi olarak da, aile sistemi olarak da eleştirisel yetiştirilmişiz. Motivasyon yok. Bozuk motivasyon bizdeki. Motive bozma üzerine dizayn olmuşuz. Bakın aile sistemi de eğitimde. Yapamazsın, edemezsin. Kötüsün, iğrençsin, cahilsin, beceriksizsin. Biz böyle yetiştirilmişiz. Böyle bir sistemden çıkacak birey de kendinden sonraki bireyleri öğretmen olsun, anne baba olsun öyle yetiştirecekler. Çünkü onu bilinçaltına yerleştirmiş. Daha önce konuştuk. Bakın diyor ki bir iş görüşmesine gittiğinizde dahi karşınızdaki insana gülümsediğinizde iyi niyetinizi ortaya koyuyorsunuz. Somutluğunuzu almazlar sizi işe. Gülümseyen insan, yani birkaç tane alternatif varsa işe alacak insan şunu düşünür. Bunun hangisi sıcak? Hangisiyle daha iyi uyum sağlarım? Gülümseyebilen, bakın sırıtın demiyorum. Şakrabanlık da yapın demiyorum ama gerçekten samim olarak gülümsemek yani neyi kaybettirir? Bak hep duyarız batıya giden insanlar, bilir Avrupa'da yaşayan, giden, gelen veya orada çalışan. Hep derler ya yolda giderken insanlar birbirine gülümsüyor. Bizde özellikle karşı cins. Yani bir erkek gülümsese acaba nasıl diyecek bana? O zaman ciddi durayım. Veya bir bayan gülümsese kadın korkuyor kız. Diyor ki ya ben gülümsediğimde bu erkek acaba benim hakkımda ne düşünecek, hafif mi diyecek? Bir sinyal mi alacak, tamam mı? Bakın absürtlüğü görüyor musunuz? Beyin sistem ona göre dizayn olmuş. Ya gülümsemek haslet, insani bir haslet ya. İşte biz beynimizde bazı şeyleri hapsettiğimiz için, kısır bıraktığımız için aşamıyoruz. Yani o trendi parçalayıp ortaya koyamıyoruz gerçek duygularımızı. Hep böyle korkarak, tedirgin. Öyle yetiştirilmişiz ya. Biz öyle bir iklimde büyümüşüz. Dostlarım herhalde vakit geliyor. Tutku sakin duruyor ama. Evet hocam. Konu güzel. Aslında devam etmek lazım ama bakın
Tutku da dinlerken yeni uyandı. Evet hocam diyor. Biz konuştuk aslında Tutku'ya, dedi ki şu saatte bırakalım. Geldi mi Tutku o saat? Ama evet, Tutku farkında geldi. Değil. Emin olduğum şu, bulunduğu ortamı seviyor. Ben bir saat daha konuşsam farkında değil saat. Doğru mu? Ben evet, bayağı terapi alıyor gibiyim. Bu bir itiraf. Evet, bu bir itiraf. Hocam ağzınıza sağlık. Peki, teşekkür ediyorum. Haftaya yine kaldığımız yerden görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Karşılıksız, çıkarsız, sınırsız, ölçüsüz sevgiyle. Bütün benliğimle inanarak söylüyorum ki ben sizleri çok ama çok seviyorum. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık.